İyi günler. Bu videomuzda Blitzwolf BW-FYE8 Bluetooth kulaklığını inceleyeceğiz. Birçok kablosuz kulaklık kullandım. Fakat genel itibariyle şikayetçi olduğum konu telefon görüşmeleri yaparken sesimin karşıya net bir şekilde iletilmemesiydi. Boğuk ya da çok kısık bir şekilde iletiliyordu ve iletişim kurmakta zorlanıyordum. İkincisi ise müzik dinlerken basların çok az, tizlerin ise kulak tırmalayıcı seviyede olmasıydı. Bunun için yeni bir araştırmaya girdim. Bayağı bir inceledim kullanıcı yorumlarını. Okudum. En son Blitzwolf'ün BW-FYE8 modelini almaya karar verdim. Çünkü kullanan herkes çok memnundu. Nereden aldım? Hepsi Burada'dan sipariş verdim bu ürünü. Yurt dışı ürünleri kategorisinde Hepsi Burada'dan sipariş verdim. Oradaki etiket fiyatı 245 liraydı. Fakat tabii vergileri ve kargoyu da üstüne koyduğunuz zaman 336 liraya geldi bana. Tam 15 günde elime ulaştı ve bunu biraz kullandıktan sonra da sizlerle paylaşmak istedim. Kutumuzu açalım. Evet, burada kullanım kılavuzları yer alıyor. Evet, kulaklıklarımız bu şekilde. Kulaklıklarımızın tasarımı gayet iyi. Kulaktan da düşmüyor. Şurada silikon tüpler var. Kulağınızın tam içine girerek hem müziğin dışarı çıkmasını engelliyor hem de dış seslerden dinlediğiniz müziği izole ediyor. Net bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. İki tane çip bulunuyor kulaklıklarda. 40 mAh bataryaya sahip bu kulaklıklar. Her birisi 40 mAh bu, 40 mAh de bu. Buralarında LED ışıklar mevcut. Kutusuna baktığımızda kutusu da premium bir his veriyor. Çünkü alüminyum alt kısmı. Plastik bir kapağa sahip. Bu şekilde LED'lerde batarya göstergesi bulunuyor. Kutumuzu incelediğimizde kutumuzda 500 mAh batarya sahip. Teknik verilere göre kulaklıkların her birisi 5'er saat kullanım ömrü vaat ediyor. Fakat ben denedim, 5 saatin çok çok üzerinde çıktı. Yani 6 saati, 7 saati bulan kullanım sonuçları oluştu. Ses seviyesi muazzam bir şekilde fazla. Sonuna kadar sesini açıp dinlemeniz biraz rahatsız ediyor sizi açıkçası. Baslar mükemmel. Gerçekten de çok iyi bas sesler veriyor. Tizler de yine orantılı bir şekilde dağıtılmış. Yanında bir kutu daha çıkıyor. Buna da bakalım. Bunun içinden de micro USB şarj kablosu ve silikon tüpler çıkıyor. Büyük, küçük ve orta boy olmak üzere 3 boyutta silikon tüpler mevcut. Telefon görüşmeleri özellikle gerçekten de çok kaliteli. Sesiniz net bir şekilde karşı tarafa iletiliyor. Hatta görüşmelerimin hiçbirisinde kimse kulaklıkla görüştüğümü anlamadı bile. Dediğim gibi kulaklıklar 40'ar mAh. Yani ikisi 80 mAh ediyor. Kutusunda da 500 mAh'lik bir batarya var. Yani bu da demek ki 5 kereden fazla şarj edebilirsiniz. Yani bunlar ortalama 6 saat bataryası gitse 30 saat müzik dinleyip konuşma yapabilirsiniz. Bu konuda da gayet başarılı. Arkalarında dokunmatik noktaları buralar. Buraları şimdi sağ ve sol olarak tabi işlevleri farklı. Sağ kulakla basılı tuttuğunuzda sesi açmaya başlıyor. Sol kulaklığa basılı tuttuğunuzda sesi kısmaya başlıyor. İki kere sağ kulaklığa bastığınızda bir sonraki şarkıya geçiyor. İki kere sol kulaklığa bastığınızda ise bir önceki şarkıya geçiyor. İkisinde de birer kere tıkladığınızda fark etmez sağ ya da sol durduruyor. Bir kere daha tıkladığınızda da müzik devam ediyor. Üç kere bastığınızda ise sesli asistanı açıyor. Buradan da sesli komutlar vererek Google'da arama yaptırabiliyorsunuz ve bunları sesli olarak size iletiyor tekrar. Telefon araması da yapabilirsiniz. Mesela birisinin telefon rehberinizde kayıtlı birisinin ismini söyleyip telefon araması dediğinizde o kişiyi arıyor. Kolaylıkla konuşabiliyorsunuz. Arama geldiği zaman da tıkladığınız zaman cevap verebiliyorsunuz. İkinci bir tıkla da aramayı sonlandırabiliyorsunuz. Ben bunu çok araştırarak aldım ve gerçekten de memnun kaldığım için sizinle paylaşıyorum bu kulaklıkları. Siz de aldığınızda pişman olmayacaksınız. Ses performansı dediğim gibi gayet yüksek seslere sahip. Sonuna kadar açmam biraz rahatsız edici oldu açıkçası. Yüksek sesli müzik dinleyenler için gerçekten de ideal bir kulaklık olacak. Bu seviyede, bu kalitede ses alabilmeniz için en az 1000 liradan fazla bir ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor.
Ama bunda 336 liraya gerçekten de 1000 lira üzeri bir kulaklığın performansını çok daha rahat yakalayabiliyorsunuz. Ki 1000 liranın üzerindeki bir kulaklığın performansını yakalasanız bile telefon görüşmelerinde bir zafiyet illaki oluyor. Gerçekten de mikrofon kalitesi çok iyi. Karşı tarafa sesinizi çok iyi iletiyor. Bunun mikrofonları aşağıda bulunuyor ve uzun olduğu için yapıları, tasarımları ağzınıza yakın durduğundan mikrofonlar çok net bir şekilde karşı tarafa sesiniz iletiliyor. Aynı zamanda da kaliteli bir mikrofon da kullanılmış. Fakat dezavantaj olarak dezavantajlarından bahsetmek gerekirse kutusu gerçekten de büyük bir yapıya sahip. Açıkçası bunu cebinizde taşımak biraz güç olacak. Çünkü bayağı bir kabarık gözükür. Anca çantanız ya da montunuzun cebinde falan taşıyabilirsiniz. Mıknatıslı bir yapıya sahip. Kulaklıkları koyduğumuz zaman bunlar da mıknatısla direkt yerine oturuyor. Kutu kapalıyken sesi kesiyor. Açtığınız an telefonla Bluetooth aracılığıyla anında bağlanıyor. Kapattığınız zaman da komple iletişimi kesiyor. Hatta açıkken içine bile koysanız eğer müzik dinliyorsanız çalmaya devam ediyor. Yani kapağı kapatmadığınız sürece kulaklıklar aktif bir şekilde çalışıyor. Kulağınızdan kesinlikle düşmüyor. Spor yaparken de çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir kulaklık bu. Piyano bilek kaplama kullanılmış. Parmak izi bırakıyor ister istemez. Uzaklık olarak da 10 metre bir değer vermiş teknik verilerde. Ben bu 10 metreyi de aştım. 10 metre açık alanlarda rahatlıkla 10 metreyi aşabiliyorsunuz. Belki de 15 metrelere, 20 metrelere kadar sesi alabiliyor. Telefonunuzdan uzaklaşsanız bile ses kesilmiyor. Bu söylediğim 20 metrelik değerler kesinlikle açık alanlar için geçerli. Umarım videom kulaklık seçiminde size yardımcı olmuştur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.